Türkiye'de her 3 yaşlıdan ikisi düzenli ve dengeli beslenmiyor. 3 öğünden birini atlıyor. Oysa kas kaybı yaşamamaları için öğün atlamamaları gerekiyor. İlerleyen yaşlarda güçlü kaslara sahip olmak için neler tüketilmeli sorusunun yanıtını da haberimizde veriyoruz. Vallahi ben günde 5-6 öğün yiyeyim işte. 5-6 yiyeyim yani. Yaşlılar düzenli beslenmiyor. 3 öğünden birini atlıyor. Araştırma Akademik Geriatri Derneği tarafından yapıldı. Türkiye'de yaşlı nüfusu her geçen gün artıyor. Son 5 yılda gerçekleşen %17'lik artışla 7 milyonu aşmış durumda. Yaşlıların en büyük sorunlarından bir tanesi düzenli beslenmiyor olmaları. En çok atlanan öğünse sabah kahvaltısı. 3 öğün yemiyorum. Özellikle sabah kahvaltısı yapmıyorum. Saat 9'da evden çıktığımız zaman bir boğa çayla geçiştiriyoruz. Geriatri uzmanları özellikle ilerleyen yaştaki bireyler için kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Kas güçlerini koruyabilmeleri, sağlıklı yaşlanabilmeleri için günde 3 öğün ve 3 öğünde eşit miktarda protein almaları gerekiyor. O yüzden sabah kahvaltısını kesinlikle atlamamalarını öneriyoruz biz. Uzmanlar ilerleyen yaşlarda yaşanan kas kaybının önlenebilmesi için protein ve lifli gıdaları öneriyor. Peki örnek bir öğün nasıl olmalı? Tabağınızda kesinlikle bir et olması lazım. Liflerin sağlanabilmesi açısından kesinlikle salata yemek sırasında, yemeğin yanında öneriliyor. Ekmeğin de özellikle lifli ekmeklerin de kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.